Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Her hafta pazartesi olduğu gibi bu hafta çok değerli konuklarımız olacak. Neleri konuşacağız bu hafta? Önce onu hemen sizinle paylaşayım. Bilgi teknolojilerini biraz daha detaylandıracağız. Çünkü biliyorsunuz online eğitim, online ödeme sistemleri, online alışveriş, her şey dijitalleşiyor. Zaten pandemi döneminden önce, COVID aslında vakalarındaki bu artış olmadan önce de böyle bir dönüşüm vardı dünyada. Ama 2020 itibariyle bu dönüşüm daha hissedilir hale geldi. Bunun detaylarını konuşacağız. Öte yandan yine ele alacağımız bir konu bu döneme has. Girişimciler bu ekosistemde ne gibi projeler geliştiriyorlar? Startup dünyasında neler oluyor? Hangileri daha çok teşvik alıyor? Neler öne çıkıyor? Bunu da detaylandıracağız. Programın ilk bölümünde konuğumuz teknoloji girişimcisi ve Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi Ergi Şener olacak. Hemen akabinde de Teknoser CEO'su Ozan İnan'ı ağırlayacağız. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ilk konuğumuza gidelim. Ergi Şener bizimle dedik. Hoş geldiniz yayına. Şimdi isterseniz biraz ben programı açarken de öyle dedim. Yani pandemiye has dinamikler ekosistemdeki fikirleri de biraz değiştirdi. Yatırım ortamını da değiştirdi. Oradan başlayalım. Oradaki gözlemleriniz nelerdir? Çok teşekkürler Güzel Hanım. Gerçekten aslında içinde bulunduğumuz dönem pek çok süreci baştan tasarlanmasını gerektiriyor. Bunu hep beraber yaşıyoruz. İlk başta karantina ile beraber aslında bir belirsizlik dönemi yaşadık. Hemen akabinde yeni normal olarak tasarladığımız süreç aslında bütün bu dijital teknolojilerin baştan göz önünde bulundurarak işlerimize, sektörlerimize nasıl etki edeceğini tasarladığımız bir süreç oluştu. Burada girişimcilik de çok ön planda. Zaten genç jenerasyonun aslında genlerinde girişimcilik var. Bunu görüyoruz. Pek çok yeni startup ülkemizde de dünyada da aslında pek çok alanı yıkıyor, disrupt ediyor. Şimdi baktığımız zaman özellikle tabii koronanın ilk yıkıcı etkisi sağlık tarafında oldu. En büyük süreçler sağlık tarafında gözlemliyoruz. Bununla beraber perakende alanında, kargoculukta, işte kurye sistemlerinde, keza ödeme sistemlerinde çok ciddi değişiklikler var. Aslında hani şunu çok sık kullanıyoruz, sizler de programlarınızda dile getiriyorsunuz. Uzun yıllardır tartışmakta olan pek çok teknolojinin ya da pek çok kullanım alanının içinde bulunduğumuz dönemde aslında hani günler haftalar içerisinde adapte olduğunu gözlemledik. Ama tabii şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dijital teknolojilerden, yeni girişimlerden faydalanırken bunların biraz daha uzun soluklu etkisine ve yaratacağı aslında değişime doğrudan bugünden analiz etmemiz gerekiyor. Bunu çok doğru yapamıyoruz şu aşamada. Çünkü gerçekten içinde bulunduğumuz dönem çok hızlı adapte olmayı, çevik yaklaşımları gerektiriyor. Zaten yeni dönemin, içinde bulunduğumuz sürecin yetkinlikleri arasında da bunlar öne çıkıyor. Bunları gözlemliyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde gerçekten hani işimizde kalıcı olacak teknolojileri biraz daha inceleyip sık dokunmak gerekiyor. Bu bakımdan aslında yeni türeyen, yeni gelişen ve dinamiklerle içinde bulunduğumuz dinamikleri doğru değerlendirip de bir takım çözümler sunan startuplar ya da girişimler daha fazla hayatımızda olacak gibi bir özet yapabiliriz. Peki tabii Ergi burada hem teknoloji girişimcisin hem de öte yandan üniversitelerde danışmanlık da veriyorsun ki Sabancı Üniversitesi'nde de yine derslerim var. Son dönemde yapılan etkinlikler, yarışmalar ve özellikle senin gözlemlerini merak ediyorum. Hangi projelerle ilgileniyorsun? Açıkçası ben hani şahsen şu anda yeni nesil bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyorum. Çünkü fintech dünyası gerçekten çok ciddi atılım gösterdi. Ülkemize baktığımız zaman zaten Türkiye her zaman bankacılıkta, finans sektöründe hep inovasyonlarla anılan bir ülke. Yıllar içerisinde hep böyle oldu. Ama bir takım hani kırılımlar yaşadık. Yani 2005'lere döndüğümüz zaman aslında ilk temassız ödemeler Türkiye'de, Avrupa'da da ilk şeklinde Türkiye'de lanse edildi. Akabinde 2010'lar hani mobil ödemeyle tanıştığımız dönemlerde operatörler ya da teknoloji firmaları da ödeme alanı ilgi göstermeye başladılar. Yine 2010-2015 arasında dünyanın top teknoloji firmaları, işte Apple gibi, Google gibi, Samsung gibi, Microsoft gibi teknoloji devleri ödeme dünyasına girmeye çalıştılar. Ve burada bir aslında ödemede devrim oluşmaya başladı. Fintech kavramı hayatımıza girdi. Ve şu anda içinde bulunduğumuz dönemlerde de gerçekten ödeme dünyasının baştan tanımlandığı, baştan tasarlandığı bir süreci yaşıyoruz. Çok ciddi fırsatlar var. Özellikle mobil altyapı, mobil teknolojiler, nesnelerin interneti, yapay zeka ile beraber gerçekten fintech dünyası baştan şekilleniyor. Bu alanda da hem Türkiye'den hem de yurt dışından önemli yatırımcılarla beraber şu anda biz bu mobil süreci ödeme dünyasında nasıl değerlendiririz,
Özellikle yapay zeka gibi teknolojilerle ödemeyi nasıl basitleştiririz? İşte müşterinin hayatlarını kolaylaştıracak biyometrik çözümler ya da gelişen yeni kanallar üzerinden ödemeler kesintisiz nasıl yapılabilir? Bunun üzerinde çalışıyorum. Bu benim şahsi şu anda üzerine durduğum girişimcilik proje. Üniversitelerdeki süreçlerde ise hani şunları söylemek istiyorum. Birkaç tane benim de içinde bulunduğum ya da mentorluk yaptığım çok genç arkadaşların topluma yararlı olmak amaçlı gerçekleştirdiği projeler var. Bunları da aslında anlatırken çok keyif duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Çünkü özellikle bu Z jenerasyonu hani hep girişimci, dijital kuşak olarak adlandırıyor ama hani biraz bahsederken hep eleştiriyoruz iş dünyasında bu Z jenerasyonunu. Çünkü bir takım farklı dinamikleri getirmeye çalışıyorlar. Çok hızlılar, beklentileri çok yüksek. Attitude'ları farklı olarak eleştiriyoruz ama bir yandan da hani kendimizi eleştirmemiz gereken süreç şu. Bu çocuklar, bu jenerasyonlar aslında bize bir takım yeni teknolojileri fragman olarak sergiliyor. Bunlar aslında önümüzdeki dönemin yeni müşterileri ve bu beklentileri, yeni müşterilerin dinamiklerini anlamak adına bize önemli ipuçları sunuyorlar. O yüzden bunları anlamak da çok önemli bence. Startuplardan bahsedecek olursak, özellikle bugün 4 tane startup paylaşmak istiyorum sizlerle. Umarım önümüzdeki dönemlerde bunlardan daha fazla, daha sık haberdar, haber alıyor olacağız, daha sık duyuyor olacağız gerçekleştirdik çalışmaları. Bunlardan biri geçtiğimiz hafta daha yeni şirketleşen ve benim de çok sevgili dostum Emre Ercas'tan, Ercas Holding Grup CEO'su Emre Bey'den yatırım alan Westpresso. İki tane pırıl pırıl Bahçeşehir Üniversitesi'nde şu anda öğrenci, gencin kurduğu bir startup, bir şirket. Bu arkadaşlar lise dönemlerinden itibaren laboratuvar ortamında çok ciddi Ar-Ge yapıyorlar. Henüz daha 19-20 yaşındalar ama birkaç tane global patentleri var. Vespresso da patentli bir çözüm. Günümüzün aslında en fazla tüketilen ürünlerinden kahvelerin atıklarını topluyor bu gençler. Ve kendi geliştirdikleri kompozitleme yöntemiyle doğada %100 çözülebilir biyoplastik ürünler ortaya çıkartıyorlar. İlk ürünleri bir pipet oldu. İlerleyen dönemde farklı ürünler de var. Ve global ölçekte de çok büyük firmalarla şimdiden görüşmeye başlamış durumdalar. Burada hem kahve atığının ortaya çıkarttığı dünyamıza zararlı olan metan gazının minimize ediyorlar bu süreçte. Hem de biliyorsunuz artık 7. kıta olarak adlandırılmaya başlanan ve bu plastiklerden milyonlarca plastiğin okyanusların ortasında oluşturduğu bu atıkların çözülmesini sağlayarak aslında dünyamıza faydalı bir şey gerçekleştiriyorlar. İkinci startup yine Sabancı Üniversitesi'nde son sınıf bilgisayar mühendisliği bir arkadaşın geliştirdiği bir yapay zeka startup'ı Uygar. Uygar'ın girişimi de şu, aslında açık platformlardan müşteri verilerini toparlıyor. İşte Google Maps'ten, sosyal medya platformlarından, Twitter gibi ya da firmaların kendi CRM'lerinden bütün müşterilerin geri bildirimlerini alarak çalıştığı kafelere ya da restoranlara şu anda ilk aşamada gerçek aksiyon alınacak şekilde öngörü sağlıyor. Gerçek zamanlı olarak bütün bu yorumları alıp da müşterinin neden spesifik olarak şikayet ettiğini ya da hangi süreçlerin daha pozitif geliştiğini bunları raporluyor ve müşterilerini doğru bir şekilde yönlendirebiliyor. Bu 2019'da Google'ın bu alanda öncü araştırmalarından yola çıkarak gerçekleştirdiği bir yapay zeka platformu ve sürekli üzerine katıyor. Üçüncü startup bir sağlık alanında bir startup. Yine Sabancı mezunu iki tane genç pırıl pırıl arkadaş. Bunlar da yine yazılmışlar. Baynex isminde yine günümüzün en büyük sorunlarından olan aslında şu anda kanseri de global çalışmalarda geçmeye başladı. Odak ve yatırım itibariyle. Alzheimer'ı erteleyecek ya da Alzheimer'ı engelleyecek bir takım nörolojik çalışmalar yapıyorlar. Bu da yine aslında günümüzün en önemli trendlerinden kişiselleştirme ve olumlaştırmayla yapıyorlar. Yani müşteriler bir uygulama, bir mobil uygulama yapıyor. Ve işte kendilerine göre bir takım oyunlar oynayarak beynin daha doğru çalışmasını ya da beynin o tembelliğini engelleyecek doğrultuda evet, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Ve çok da önemli yerlere gelmiş durumdalar. Bir de son olarak Kadınların Elinden var. Kadınların Elinden de yine dijital bir platform. Anadolu'da üretim yapan kadın üreticilerle aslında beyaz yakalı tüketicileri dijital ortamlarda buluşturan bir platform.
Ergin, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Aslında Ergin'in de vurguladığı gibi bu dönemde belli sektörler değil, her sektörde o dijital dönüşümü görebiliyoruz net bir şekilde. Zaten pandemiden bağımsız olarak tüm dünyada trend bu yöndeydi. Sağlık sektöründen yine kadın istihdamına kadar, öte yandan finansal teknolojiye kadar birçok alanda yatırımlar da artıyor. Şimdi programın ikinci bölümünde Teknoser CEO'su bizimle dedik. Ozan İnan bizimle olacak dedik. Ozan Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Aslında bu kadar dijitalleşmeyi konuşuyorsak eğer, bu kadar teknolojiyi daha fazla kullanıyorsak elbette siber güvenliği konuşmadan olmaz. Sürede sınırlı olduğu için ben en önem verdiğimiz başlıkla başlamak istiyorum. Keza sizin için de öyle. Neden siber güvenliği göz ardı etmemiz lazım? Bu dönemde sizce biz siber güvenliği biraz ihmal mi ettik ve siz Teknoser olarak neler yapıyorsunuz bu alanda? Çok teşekkürler. Siber güvenlik neden bu kadar önemli? Çünkü dijital dönüşüm dediğimiz süreç pandemiyle beraber beklentinin çok ötesinde hızlandı. Dolayısıyla bu işlere hazırlıklı olmayan, dijital dönüşümü ajandasında bulundurmayan birçok şirket vardı. Fakat ortam koşulları nedeniyle konservatif, yani bildikleri, mevcutta yaptıkları modelleri dijitale taşımak zorunda kaldılar. Hepimizce malum, birçok şirket kendini korumak için birçok yatırım yapıyor. Bunlar hep şirketin kurumsal intranet dediğimiz ağının, iletişim ağının içerisinde olan. Bugün birçok firma evinden şirketine bağlanıp bu işleri yapmaya çalışıyor. Tabii ki bu çok ciddi zafiyetler oluşturuyor. Bugün aynı laptopu evde hem e-ticaret için, hem sosyalleşmek için, hem de iş için kullanıyoruz. Tabii ki bu işin bir de hacker boyutu var. Yani siber güvenliği ihlal etmek isteyenler, orada da bir ticaret var. Bu çok ciddi bir fırsat yarattı. Dolayısıyla çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bugün bütün dünya can derdinde olduğu için bu konular çok konuşulmuyor. Herkes verimliliğe odaklandı. Evden işte çalışabildiğimiz mecralar üzerinden işlerimizi yürütelim diyoruz ama elimizdeki mecralar siber güvenlikle çok adaptif, uyumlu mecralar değil. Bir telefonda alabileceğiniz güvenliğin çok limitli olduğunu düşünürsek, şirketten yakaladığınız güvenlik ortamını yakalamanız mümkün değil. Ama siz şirketinizdeki onay mekanizmalarına, e-maillerinize bu telefonla erişiyorsunuz. Sizin herhangi bir şekilde telefonunuzda bir zafiyet yaşamanız durumunda, tabiatıyla bu kimsenin haberi olmadan çok büyük akışlar olan şirketleri risk içinde bırakıyor. Bugün mevcuttaki siber güvenlik önlemleri normal bir dünya düzeni için tasarlanmıştı. Nasıl ki bugün pandemiyle beraber yeni normal denilen aslında çok anormal bir koşula adapte olmaya çalışıyoruz. Siber güvenlikte de benzer bir dönüşüm söz konusu ve bunun hızlıca adapte edilmesi gerekiyor. Ve burada muhtemelen bir sonraki adım blockchain tabanlı teknolojiler olacaktır. Biz de bu konuya gönül veren firmalardan bir tanesiyiz. Çünkü mevcuttaki siber güvenlik yazılımları bir virüs, bir antivirüs şeklinde tasarlanmış. Bugün kendi hayatımızda bile hani insan olarak bir virüsle mücadele ediyoruz. Fakat antivirüsü henüz çıkmadı. Yani dün akşam yazılmış bir siber dünyadaki bir virüsün antivirüsünü bulmak, onu önce tanımanız lazım ve kabul görmesi lazım ve karşılığında bir antivirüs yazılması lazım ki bu çok uzun süreler alıyor. Aynı aşı çıkartmak gibi bir şey. Tam tersine blockchain teknolojisi karşıdaki tehlikenin tehlikeli mi değil mi olduğunu hesaba almadan bütün verileri ister siber güvenlik zafiyet olsun olmasın güvence altına alan bir teknoloji. Biz de kurum olarak holdingimizin çatısı altında yatırımlarımızdan bir tanesi de bu teknolojiyi tüm ülkeye, hatta dünyaya tanıtabilmek. Bununla ilgili kamu sektöründe, bankalarda, telekom operatörlerinde şu anda bazı uygulamalarımız hali hazırda var. Yerli milli bir teknolojiden bahsediyorum. NetDataSoft adında Ankara'da kurulmuş olan bir firmanın DiviDrive ve Dirt and Drive adında hem kişilere hem de kurumlara yönelik bir teknolojisi. Ve bu dijital dönüşümün önündeki en büyük engel olan siber güvenliğin çok ciddi bir şekilde zafiyetlerinin ortadan kaldırılmasına önayak olacak bir teknoloji. Peki burada siz özellikle Teknoser olarak 2020'de ne kadarlık yatırım yaptınız ve kimlerle beraber çalışabiliyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle 2020 yılında bir kez daha gördük ki artık ekosistemde çalışmak gerekiyor. Yani herkesin uzman olduğu alanda, liyakat sahibi olduğu alanda görev alması gerekiyor. Dolayısıyla biz
hem holding olarak hem grup şirketleri olarak liyakat sahibi, hem uluslararası küresel ölçekte kendini ispat etmiş firmalar, hem de yerelde bugün startup olabilir, bir Ar-Ge merkezi olabilir firmalarla kol kola ilerleme kararı aldık. Bu vesileyle de Türkiye'de özellikle kendini duyurmak isteyen çok ciddi geliştirmeler yapmış olan firmalara kucağımızı açtık. Dediğim gibi bir tanesini biraz önce söylemiştim. Buna benzer mesela sosyal mesafeyi korumak, maske, ateş ölçümü gibi bu tarz artık günlük hayatımızın parçası olmuş faaliyetleri insanlara değil öğrenen makinelere yaptırmanın gerekliliğine inandık. Bu vesileyle de mesela ARD grubunla beraber bir iştirak olan Follow'unu ürününü piyasaya pozisyonlamaya başladık. Yani kişileri ortadan kaldırıp artık bu dijital dünyayı insanlara hizmet edecek şekilde ve birçok veriyi aynı anda işleyebilecek şekilde ve bazı öğrettiğiniz kararları sizin adınıza alabilecek şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Bunu teknolojiyle harmanlayıp insanların kullanımına sunmaya çalışıyoruz. Öte yandan tabii ki bu sadece yerel ortamda değil, global ortamda da yatırımlarımız devam ediyor. Çok kıymetli dünya devi bir Japon teknolojisine yatırım yaptık. İnşallah yakın süre içerisinde de ülkemize hizmetlerini, servislerini sunmaya başlıyor olacağız. Yakın vade içerisinde de dijital dünyanın ihtiyacı olan işte sanal gerçeklik, yapay zeka, yani öğrenen makinenin aslında sağlık sektörüne, eğitim sektörüne, e-commerce dediğimiz elektronik ticarete ve finans sektörüne ulaştırmak için bazı yeni yatırım alanlarında da şu anda hazırlıklarımızı tamamladık diyebiliriz. Ozan Bey, şu konudaki gözlemlerinizi merak ediyorum. Aslında programın ilk bölümünde biz biraz daha finansal teknolojiye odaklı konuştuk ama sizin de vurguladığınız gibi sadece finans değil, yani sağlıktan eğitime kadar, e-ticarete kadar birçok alanda bu teknoloji yatırımları ve dijital dönüşüm süreci devam ediyor. Fakat gözleminiz, Türkiye'de hangi sektörlerde daha işin ehliyiz bu konuda, bu dijital dönüşüm sürecinde ve teknoloji yatırımlarında? Hangi sektör dünyadaki trendlere göre biraz daha geri planda, yani hangisi daha fazla gelişime açık? Şimdi zaten hani kamuoyu da yakından takip ediyordur. Konjektür olarak da bazı değişkenler var ülkemizin etrafında. Gönlümüz çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bizim askeri alanda, işte askeri teknolojilerde, savunma teknolojileri diyebilirsiniz. Dünyadan birkaç adım daha ileride olduğumuz alanlar var. Yani çünkü çok sistematik, çok organize ve Ar-Ge'si, yani araştırma geliştirme faaliyetleri çok uzun yıllara dayanan bir sektör burası. Yani sonuçta da ne kadar çok ekerseniz o kadar çok biçiyorsunuz. Bu sektör öyle. Finans sektöründe ben dünyada birçok ülkede çalışma fırsatı yakaladım. Çok gelişmiş ülkelerle bile kıyaslasak Türkiye finans sektöründe özellikle dijital platformlarda dünyanın ötesinde diyebiliriz. Gururla söyleyebiliriz. Öte yandan yakın zamanda İşte oyun ortamında, yani artık gaming platformlarında ön plana çıkmaya başladık. Herhalde biraz daha fazla biz bu işi işte belediyelerimize, şehircilerimize, şehir planlamamıza, sağlık sektörümüze, eğlence sektörümüze daha fazla odaklanıp eğitim sektörümüze daha fazla odaklanıp yapmamız gerekiyor. Ama bu sırada bu pandemi süresince dünyada online eğitime en hızlı geçebilen ülkelerden birisi olduk. Her ne kadar altyapıda hala geliştirmeye açık noktalar olsa bile çok büyük bir nüfusa sahip, genç nüfusuna sahip bir ülke olarak çok hızlıca bu ortama adapte olmamızda gurur duyacağımız alanlardan bir tanesi. Tabii ki hepsinin altında siber güvenlik yatıyor. Siber güvenlik, bundan sonra önümüzdeki 50 yılda dijitalle ilgili bir şey yapmak istiyorsak mutlaka ilk bakmamız gereken yer olacaktır. Çünkü yaptığımız bütün dijital yatırımlar siber güvenlik zafiyeti barındırıyor. Dolayısıyla şu anda yumurtaları aynı sepete koyuyoruz. Online ortama koyuyoruz ister istemez. İşte o koyduğumuz sepetin kulbunu iyi tutmamız gerekiyor. Orası da siber güvenlik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için sektöre dair. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın diliyorum. Evet, girişimcilik dünyasında bu hafta Teknoser CEO'su Ozan İnan'ı ağırladık. Programın ilk bölümünde de Ergi Şener bizimleydi. Programı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.